Arkadaşlar merhaba, şu anda Uzun Yol vlogundasınız. Kanala hoş geldiniz, abone olmayı unutmayınız. Aracımız Ford Puma, şu an 120 ile gidiyoruz. Sabitledik, bakalım ne kadar yakacak. Bir saniye hemen. Eco eğitmeninde 120'ye sabitlediğimde ekonomik sürüş olmadığını gösteriyor. Büyük ihtimal çok fazla yakacak ama bilemiyorum yani. Büyük ihtimal çok fazla yakacak. Tam da belli olmaz ama yine de. 120'ye sabitledik. 860 kilometre yolumuz var. Yollardan yine güncelleme paylaşırız. Yani bakalım. Evet arkadaşlar, az önce bir şey test ettim. Şu an 120 ile ekonomik olarak göstermiyor. Ekonomik sürüş içerisinde değilsin diyor bana. 110'a çekiyorum hız sabitleyiciyi. Gördüğünüz gibi yani 111'lerde, 112'lerde daha parlak gösteriyor. Yani daha ekonomik bir sürüştesiniz diyor. 120 ile 2500 devir, 110 ile ise 2100 devir civarında gidiyoruz. Bu da yani 120 ile gitmek ne kadar mantıklı bilemiyorum. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama bir bakacağım, bir deneyeceğim bakalım 120 ile de ne kadar yakıyor. Biraz olsun deneyeceğim. Yolun tamamını büyük ihtimal 120 ile gitmem. Normalde hızı severiz ama yani uzun yollarda bir de acelemiz yok. Güvenilir gitmek daha iyi. 120'de de gördüğünüz gibi hemen parlaklık söndü. Bu da ekonomik bir sürüş içerisinde değilsiniz demek oluyor. Bakalım. Ankara'dan çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. İstikamet Urfa. Hep orayı gösterdim. Biraz da yolu göstereyim. Yine açarım ben size kamerayı, bilgilendirme yaparım. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak 150 küsür kilometre yol gittik. Biraz mola verdik böyle bir yerde. Yani gördüğünüz gibi 6.2 litre yakmış. 570 kilometre gideri var diyor. 729 kilometremiz kaldı, şöyle kenardan da göstereyim. Yani garip. Bir tırcı geldi, ona yol verdim. Yani 6.2 litre. Çok verimli değil. Zaten kendisi de diyor, arabanın kendisi çok verimli değil diye. Şimdi gözünüzün önünde sıfırlayacağım bunu. 159 kilometre. Sıfırlayacağım. Bir de aracın istediği gibi gitmeye çalışacağım. Yani 110 civarında maksimum hızla verim almaya çalışacağız. Bakalım. Yine ilerleyen zamanlarda açarım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel bir kar yağıyor. Yaklaşık 574 kilometremiz kaldı. Dediğim gibi 113 kilometreye sabitledim. Ve ortalama olarak hızımız 107 kilometre. 152 kilometre gitmişiz. Ve 5.4 litre yakıyor. Yani 90 kilometredeyken çok çok daha az yakıyordu. Kaç yakıyordu? 4.3 ile gelmiştik Ankara'ya. Yani çok daha tasarrufluydu. Tabii ki 2000 devri geçtikten sonra yakış çoğalıyor yani. 2150-130 bin devir bandında. Başka diyecek bir şeyimiz. Çok güzel kar yağıyor. Hoş. Ama tutmaz büyük ihtimal. Öyle yani. 5.5'e yükseldi mesela şu an. Saatlerimiz 12.30. Yani 180 kilometre dümdüz gidecekmişiz. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 3.50'yi gösteriyor. Şuradan.
yeni benzin aldım. 448 kilometre artı 160 kilometre geldik. Ne kadar hemen fişe bakayım. 160 kilometre ekleyin. 1550 liralık bir benzin almış. 5,2 litre. Ortalama gördünüz. 113 ile, 108 ile, 109 ile gittik. Yani yakıt verisi böyle. 90 ile gidince daha da düşüyor. Geçen videoda da 900 kilometreye ne kadar almıştım? 900 kilometreye 1770 lira yakıt almıştım. Aradaki fark işte kendiniz hesaplayın. 90'la gidince gayet verimli oluyor. Öyle. Şimdi bir sahur yapalım bakalım. Ondan sonra Allah büyük. Daha ne kadar yolumuz var? Sanırım bir 300 kilometreye yakın yolumuz var. Yine açarım ben. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 05:30 ve mükemmel bir yağmur yağıyor. Çok şiddetli yağmur var. Çok güzel bir burayı bir çekmek istedik. Görüşmek üzere.